Her geçen gün daha da modern olsa da nostaljik ruhu yaşatan traktörler de var. Kimisi garajlarda, kimisi hurdalıklarda. Konyalı traktör koleksiyoneri iş insanı Muammer Deveci, hurdaya ayrılmış klasik ve eski model traktörleri, otomobilleri baştan aşağı yeniliyor. Tarladaki sürmeden, nadastan ya da tarladaki işlemlerin yanında bu işte de kullanılırdı. Bu sebeple traktörlerle özel bir ilişkimiz oluştu, onlarla çalışmalarımız oluştu. Sonra belli bir zaman ve belli bir imkan ya da belli bir yaşa ulaşınca bu merakımızı ya da nostaljimizi yaşamak istedik. 20 yıldır aldığı antika traktörlerin restorasyonlarını yaptıran Deveci'nin hali hazırda restore olmayı bekleyen traktörleri de bulunuyor. Koleksiyonumuzda 21 civarında traktörümüz var. Bunların bir kısmı restoreli, bir kısmı restorasyonu olacak. Çok özel traktörler var, çok özel bölgelerden gelme. Koleksiyonunda daha çok 1940-1970 yılları arası Alman ve İngiliz yapımı traktörler yer alan Deveci'nin en büyük hedeflerinden biri de Konya'da traktör müzesi açmak. Türkiye'nin bir ucunda tarımla çok ilgisi olmayan bir yerde traktör müzesi var. Halbuki Türkiye'nin traktörlerinin neredeyse Türkiye toplamının yarısından fazlası Konya'da. Eğer böyle bir müze olacaksa, böyle bir traktörle ilgili bir yapı oluşturulacaksa bunun Konya olacağını düşündüm. Olmasının uygun olacağını düşündüm. Deveci birçoğu Türkiye'ye zamanında gelmiş ilklerden olan 20'den fazla antika traktörü fabrikasının depo kısmında muhafaza ediyor. Bu traktörümüz Urfa Ceylanpınar çiftliğinden geldi. Alman malı, üst silindirli hava soğutmalı. Bursa'dan geldi. 59 model Massey Ferguson 65X var. Diferansiyel kilidi var. 1974 model, tamamen orijinal. Bu Tokat civarında kullanılmış, Tokat'tan gelme bir traktör. Konya'nın sanayi ve tarım sektörünün tanıtımının çok önemli olduğunu vurgulayan Deveci, nostaljik traktör tutkusunun en önemli amacının gelecek nesillere geçmişi aktarmak olduğunu söyledi. Konya'nın tanıtımının daha iyi yapılması, şehrimizin gereken kıymette ve değerde oluşması için bu tip geçmişteki öncü olduğu değerlere sahip çıkılmalı. Çocuklarımıza tanıtılması, onların bu işle ilgili bilgilendirilmesi, en azından geçmişte neler yaşanmış, geçmişte ne olmuş, bununla ilgili onları ikaz etmemiz ya da onları yetiştirmemiz, onların ileride gelecekteki işlerine bir öncü olur, bir rehber olur. Yani geçmişini bilmeyen geleceğini yönlendiremez.